Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Bursa'nın Ekonomi Gazetesi Ek Haber 25. yılında yeni bir yapılanmaya giderek yayın grubuna dönüşme kararı aldı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ek Haber Bursa için ne anlam ifade ediyor? Teşekkür ederim soru için. Eko Haber bildiğiniz üzere Bursa'nın tek ekonomi gazetesi. Yapılanmanızla ilgili öncesinde de bir bilgi sahibi oldum. Bu yeni yapılanmanızda başarılar diliyorum. Çok daha güçlü geleceğinize inanıyorum. Biz de bir mühendis kadın derneği olarak hem bu yeni yapılanma için hayırlı olsun demek isteriz. Hem de Eko Haber'le bu yeni yapılanmasıyla beraber işbirlikleri içerisinde olacağız. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bize derneğiniz hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundunuz. Ne zaman kuruldunuz, kuruluş amacınız ve faaliyetleriniz nelerdir? Yönetim kurulunuz hangi isimlerden oluşuyor? Biz 22 Temmuz 2019 tarihinde kurulduk resmi olarak. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği açılımımız. Kısaca BUMKAD diyoruz. Kuruluş amacımız ve faaliyetlerimiz nelerdir? Kuruluş amacımız aslında biz de mühendis kadınlarımızın hepsini tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Bununla ilgili 7 kurucu üyeden oluşuyor derneğimiz. Şu anda 35 tane üyemiz var. Kurucu üyelerimizle beraber oturduk, neler yapabiliriz diye konuştuk. Çok uzun süre araştırdık. Aslında çok bir bilgi birikimimiz var ama toplumumuza sadece ya da sosyal sorumluluk olarak ya da maddi destek olarak bir şeyler yapmak istemiyoruz. Artık bu bilgi birikimlerimizi aslında topluma aktarmak istiyoruz. Bizimle beraber kadın mühendis adaylarımızı, sektörde çalışan kadın mühendislerimizi ve mühendis olmak isteyen çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmek ve desteklemek istiyoruz. Dernek olarak da bu 3 ana amaç bu 3 hedefi kendimize yol çizerek aslında bu işe başladık. Belirttiğim gibi 7 tane kurucu üyemiz var. Kurucu üyelerimiz şu anda Neslihan Özer, Gökçen Kodaman, Tuğba Okay, Büşra Henden, Funda Geyimer, ben Ülfet Öztürk, Demet Dengiz Oral. 7 tane kurucu üyemiz. Bunlar kurucu üyelerimiz. Yönetim kurulumuz ise 9 kişiden oluşuyor. Burada Berrak Tanyeri, Ayşe Köksal da bizlerle beraber. Hani yönetim kurulunda tabii ki 9 kişi yönetim kurulu içerisinde. Bir de biliyorsunuz 3 tane denetim kurulundan arkadaşımız var. Bunlar da Özgür Şimşek, Zekiye Akgün. Şu anda komple asil yönetim kurulu olarak 12 kişiyiz. Peki bize üye profilinizden bahseder misiniz? Hangi alanlardan üyeleriniz var? Üye olmak isteyenler... Ve aradığınız kriterler nelerdir? Eko Haber kanalıyla üyelik çağrısını bulmak ister misiniz? Şu anda biraz önce de ifade ettiğim gibi 35 tane üyemiz var. Bir sektörde hani sadece bir uzmanlık grubundan üye kabul etmiyoruz. İçimizde fizik mühendislerimiz var, tekstil mühendisimiz var, matematik mühendisimiz var. Daha hala bize dahil olmayan bir ziraat mühendisi istiyoruz. Bir bilgisayar mühendisi istiyoruz. Makine mühendisi, endüstri mühendisleri. Mühendisin her alanından üyemiz var. Ne arıyoruz? Tabii ki öncelikle mühendis olmalarını arıyoruz. Sonra sosyal sorumluluk değil, aslında toplumsal zorunluluk başlığıyla bu işe başladık. Ekiplerimiz var. Bu ekiplerde gönüllü çalışacak, proje üretecek ve inanıyoruz. Zaten hepimiz mühendis temelli olduğumuz için eksikleri de bir şekilde farkındayız. Bu projelerde yer alacak, gönüllü olacak ve aslında tüm bu yetkinliğini derneğimize aktaracak, topluma aktaracak mühendis kadınlarımıza ihtiyacımız var. Üyelik başvuru formumuzla BUMKAD mail adresimiz üzerinden bize ulaşabilirler. Ayrıca şu anda Instagram hesabımızı çok aktif şekilde kullanıyoruz. Instagram hesabımız üzerinden de bize ulaşabilirler. Biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Üye formumuzu gönderiyoruz ve sonrasında kendileriyle başvuru, eğer hani bize katılmak isterlerse, sonrasında kendileriyle görüşmeler yapıyoruz. Eko Haber'le beraber tabii ki çağrıda bulunmak istiyoruz. Çünkü amacımız tüm mühendis kadınlarımızı aynı çatı altında toplamak. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak bu işe başladık. Ama farklı şehirlerden de aslında derneğimize ilgilenen mühendis kadınlarımız var. Hepimiz bir arada olalım. Böylece daha güçlü olacağız.
Biz bu yola başladığımızda dedik ki uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Dolayısıyla biz adımlarımızı tek tek atmaya başladık. Her bize katılan mühendis kadınımızla beraber daha da güçlü oluyoruz. Ekiplerimiz çoğalıyor. Dolayısıyla daha hızlı yol alabiliyoruz. Adımlarımızı küçük küçük atmıyoruz, daha büyük adımlar atıyoruz. O yüzden hepinizi buraya bekliyoruz. Umarım çağrınız yanıt bulur. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kadınları daha çok iş hayatına çekmek adına ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bu anlamda BUMKAD olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetler var mı? Bunlardan bahseder misiniz? Evet, kadınları iş hayatına çekmek için faaliyetler olmalı. Kadınları iş hayatına tekrar geri kazandırmalıyız. Çünkü mühendislik içerisinde de biz bir takım araştırmalar da yaptık derneği kurarken. Şu anda Türkiye'de üniversitelerden mezun olan, mühendislik bölümlerinden mezun olanların sadece %20'si kadın mühendis. Ve bu çok az bir rakam ve ele alınması gereken bir taraftan da ciddi bir rakam. Ve bazı araştırmalarda da gördük ki aslında İşte evlendikten sonra değil ama çocuk sahibi olduktan sonra sektörün zorlukları nedeniyle de iş hayatından çekilen arkadaşlarımız da var. Bunların da tekrardan iş hayatına entegre olması gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Şu anda faaliyetlerimiz ne? Biraz önce de ifade ettiğim gibi sektörde çalışan ya da sektörden çekilmiş tüm arkadaşlarımız için de aktivitelerimiz, faaliyetlerimiz başladı. Mühendis kadın adaylarımız için de bir takım projelerimiz oluştu. Bunların ilki bizim için göz ağrımız Kutup Yıldız'ın projemiz var. Üniversitelerdeki mühendis kadın adaylarımızı şu anda mentorluk programlarıyla destekliyoruz. Ve bunların sektöre hazır olarak girmesini istiyoruz. Sektördeki kadın mühendis arkadaşlarımız için de her ne şekilde bir desteğe ihtiyaçları varsa eğitim olarak, mentorluk olarak, koçluk olarak şu anda sektörden çekilmiş olan kadın mühendis arkadaşlarımız için de onları da eğitimlerle, mentorlukla, koçlukla tekrardan destekleyeceğiz. Belki daha hazır değiller sektöre geri dönmeye. İşte çocuk durumuyla olabilir, farklı bir nedenle olabilir ama derneğimiz içerisinde projelerde yer alabilirler. Böylece projelerle beraber networklerini geliştirecekler, yeni yetkinlikler kazanacaklar. Şu anda bizim 7 ekibimiz var idi. Bir ekip daha oluşturduk. Futurizm ekibini oluşturduk. Çok ciddi çalışıyoruz bunun için. Bu çok önemli. Çünkü gelecek oraya gidiyor, farkındayız. Ve biz mühendisler de bu işin içinde olmak istiyoruz. Geleceği şimdiden biz de bunun için çalışanlarla beraber, derneklerle beraber ve buna tamamıyla sadece bunu çalışanlarla beraber geleceği tasarlamak istiyoruz. Bursa'da ve Türkiye'de iş hayatı ile ilgili kadın derneklerinin sayısı ne yazık ki fazla değil. Evet. Bu anlamda size mesleki bir dernek olarak kadının iş hayatındaki ve meslek alanlarınızdaki rollerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Meslek alanındaki rolü tabii ki mühendislik aslında erkek egemen bir sektör. Kadınlar bu alanda kendilerine yer bulmak için oldukça çaba sarf ediyorlar. Sektör içerisinde zorlanıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Katıldığımız kurucu üyelerim içerisinden Demet Hanım, teknolojide zinciri kırmak adı altında KPMG anket şirketinin yapmış olduğu bir araştırmalar sonucunda oluşturdukları bir konferans oldu. Oraya konuşmacı olarak katıldı. Orada da yine teknolojide kilidi kırmak derken işte iş hayatındaki kadınların, yönetici kadınların zorluklarından bahsedildi. Şimdi oradaki dinleyicilerden, iş sahibi olan kişilerden şöyle yorumlar geldi. Dediler ki biz kadınları sektör içerisinde özellikle mühendis kadınlarımız ilerledikçe ve yükseldikçe aslında erkekleşiyorlar yükselirken. Ama biz sizi böyle istemiyoruz. Biz sizi kadın olarak oralarda görmek istiyoruz. İşte bu aslında biraz ifade etmiştir kadının zorluğunu. Çünkü kadın sadece kadın olarak yönetici olarak ya da mühendis olarak orada olmuyor. Kadının bu sektör içerisinde eş olarak da, anne olarak da bir sürü rolü var. Dolayısıyla birçok yere dağılmış oluyor. Sektör yoğun, sektör sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken ve çalışma şartları da oldukça yoğun olan bir sektör. Dolayısıyla erkek egemen bir sektör de olduğu için kadın burada yer edinirken evet
ya kendinden çok fazla taviz veriyor ya çok daha fazla çalışması gerekiyor ve aslında bu maddeler daha da çoğaltılabilir. Peki, kadının iş hayatındaki konumunu güçlendirmek adına neler yapılabilir? Bu konuda kamuya, iş dünyası kuruluşlarına ve yerel yönetimlere ne gibi görevler düşüyor? Kadının iş hayatındaki konumunu güçlendirmek adına aslında çok uzun zamandır kadın ve erkek yani sektörler içerisinde hangi sektör olursa olsun, bu sadece mühendislik olarak söylemiyorum, kadın ve erkek eşitliği adına çok fazla çalışma var. Dolayısıyla kurumlar da kendi içlerinde bunu desteklemeye çalışıyorlar. Aslında baktığınız zaman kamuda, dünya kuruluşları da bunu destekliyorlar. Kadın birliklerine ciddi destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Beraber işbirlikleri yapılmalı. Kadının sektör içerisindeki bu yükünü biraz daha hafifletmek için çalışmalar yapılmalı. Çünkü derneğimizle ilgili şunu söylemek isterim. Biz Mühendis Kadınlar Derneği olarak Türkiye'de mühendis kadınların bir araya geldiği tek derneğiz. Başka farklı şehirlerde böyle bir oluşum yok, böyle bir birlik yok. Bursa olarak çıktık yola ama zamanla belki de farklı şehirlerde, farklı şubelerimizde olacak. Ve dünya üzerinde de baktığınız zaman globalde de iki tane kadın birliği var. Bunlardan bir tanesi İngiltere'de Women Society Engineering olarak geçiyor, kısaltılmış VSE. Bir de Amerika'da. Ve biz ikisiyle de aslında şu anda görüşüyoruz. İngiltere'deki VSE Kadın Birliği Women in Engineering kapsamında aslında 2016 23 Haziran gününü UNESCO'ya kabul ettirerek bugünün Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanmasını sağladı. Aslında baktığınız zaman şu anda UNESCO da buna bir destek veriyor. Yani dünyadaki kuruluşlar ne yapıyor? Kadını bu işlerin tekrardan çekmek için ya da kadının yer bulmasını sağlamak için bu birlikleri destekliyorlar. Türkiye'de de aynı şekilde. Kurumlarda da kadın erkek eşitliğini savunuyorsak ve bunlar için çalışmalar yapıyorsak bunların sürdürülebilirliğini sağlamamız lazım. Bu çok önemli. Sürdürülebilirlik olmazsa, bu sadece biz bunu yapıyoruz deyip bir yazıda, bir sözde kalırsa bu iş ilerlemiyor. Burada kurumların da bu anlamda sürdürülebilirliklerine ihtiyacımız var. Dernek olarak desteklenmelerine, kadın birliklerinin mutlaka desteklenmesine ihtiyaç var. Anladım efendim. Peki, iş hayatında başarılı olmak isteyen genç iş kadınlarına ve girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Hepimizin aslında uzmanlık alanlarımızda çok iyi olduğumuzu biliyoruz. Kendi değerimizin, mühendis olarak değerimizin farkında olmalıyız. Kendimizi tabii ki sektörlere hangisinin içerisinde çalışacaksak tam olarak hazır konumda sektöre girmeliyiz. Geliştirmemiz lazım. Dünya çok hızlı değişiyor şu anda. Ve kendimize güvenmeliyiz. Özgüvenimiz de yüksek olmalı. Kadınlar olarak çok çok iyi şeyler yapıyoruz. Kendimize bu noktada da inanmalıyız. Erkekleşmeye ihtiyacımız yok. Kadın olarak da çok iyi noktalarda olabiliriz. Türkiye'de de yükselmiş, bizi gururlandıran mühendis kadınlarımız, girişimci kadınlarımız var. Hep beraber el ele, birlik içerisinde güzel şeyler yapabiliriz. Burada dediğim gibi kendimize öncelikle inanmalıyız ve kendimizi geliştirmek için ne gerekiyorsa her türlü fırsatı değerlendirmeliyiz. Şimdi bunun çok daha pandemiyle beraber aslında zor bir dönemden geçmekle beraber bizim için ciddi fırsatlar da oluştu. Ki eğitimlere, her türlü bilgiye çok hızlı ulaşmaya başladık. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Sorularımız arasında yok ama ben bir şey sormak istiyorum. Erkeklerin kadın mühendislere bakış açısı nasıl oluyor iş alanında? İş alanında. Çok zor bir soru sordunuz. Şimdi kimseyi kızdırmak istemem. Ama hani toplum olarak zaten ataerkiliz. Dolayısıyla biliyorsunuz mühendislikte bile kadının yapabileceği mühendislik, erkeğin dahil olması gereken mühendislik olarak ayrışıyoruz. Burada tabii ki biraz bu ayrışmaları da göz önünde tutarsak işte hani kadın için diyor ki işte sen endüstri mühendisi ol mesela, sen neden makine mühendisi oluyorsun, sen tekstil mühendisi ol. Ya da
öyle zamanlar oluyor ki bir kadın mühendis bütün bir erkek ekibinin başında olabiliyor. Bazen bu da kadın mühendis için çok zorlu olabiliyor. Hani orada da saygı duymak ya da onun yetkinliğinden emin olmak, olmamak gibi insanların sanki böyle bir kendileriyle kavgası olabiliyor. Bunlar evet istemediğimiz ama ne yazık ki gerçekte de karşılaştığımız durumlar. Zor bir soru sordunuz. Çok da fazla madde sıralamak istemiyorum bununla ilgili ama kimseyi hani kırmayalım. Evet kimseyi kırmayalım. Dediğim gibi bu ayrışma bile kötü. Yani kadınların olması gereken mühendislik, erkeklerin olması gereken mühendislik ya da inşaatta mesela çok daha yetkin, çok daha iyi olabilir belki bir kadın evet. mühendisiniz ama orada onun şevkini, özgüvenini kırıyorlar. Yani inşaatta ya da inşaat alanında bir kadın mühendisinin ne işi var diyorlar. Yani sektör erkek ağırlıklı olduğu için evet. erkeksiniz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim röportaj için. Sorular çok güzeldi. Biz de bir nebze kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Eko Haber'le yapacağımız her türlü işbirliği içinde şimdiden çok heyecanlıyız. Çok güzel şeyler olacağına çok inanıyoruz. Dernek olarak kendimize çok inanıyoruz. Üyelerimizle beraber büyüyoruz, ekiplerimizi büyütüyoruz. Ve dediğim gibi biraz önce de zaten sorunuzda da mesajınız var mı demiştiniz. Bütün mühendis kadınlarımızı tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Bize gelsin, gelsinler bize katılsınlar. İnşallah. Peki sağ olun çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.